Anne ablam nerede? Gelir birazdan. Ne oluyor ya? Kim o? Aç. Selim? Al. Kızını getirdim, al. Buyur. Ne oluyor ya? Bırak kolumu ya, yeter. Altay, yukarı çıkar mısın? Niye? Altay, yukarı çık! İyi. Selim, ne yapıyorsun? Ne yapıyorum tabii, ne yapıyorum? Hiçbir şeyden haberin yok. Kızını bu saatte nereden topladın? Buyur, anlatsın. Anlat! Ne var saatte ya? Saat daha 9. Tamam, ne söyleyeceksen ben yokken söyle. Hiçbir yere gitmiyorsun, burada kalacaksın, konuşacağız. Otele gidiyorum baskına. Tesadüfen kimle karşılaşıyorum? Ne oluyor? Tutuklayacağım adamla el ele, göz göze kızını buluyorum otelde ya. Yağmur ne anlatıyor baba? Akgün'le bir şey yapmadım dedi sana. Mi? Akgün'le, onu diyorum işte. Akgün'le el ele buluyorum kızını ya. Ne işin vardı senin orada? Sen nasıl Akgün'le... Nasıl tabii, ben de onu soruyorum, nasıl? Emniyetin önünde, otel odasında kızımı bastım ben Canan. Ama sen de basmak falan saçma sapan konuşma, Yağmur bu. Anne tamam, bırak konuşsun, zaten fikri değişmeyecek, ne düşünüyorsa ona inanıyor. Bir açıklaman vardır herhalde Yağmur. Var, açıklaması var. Bütün gün burada silahlı külahlı dolaşıyor beyefendi. İzmir'e gidiyor, mekan basıyor. Akşam tutuklamaya gidiyorum. Yanımda kızımı buluyorum. El ele. Canan sen söyle, ben ne yapayım? Ne yapayım ben? He? Hiçbir şey bilmiyorsunuz, tamam mı? Sen de hiçbir şey bilmiyorsunuz ya. Anlat da bilelim o zaman Yağmur. Ya bir de yetmiyormuş gibi o çocuğu bana korumaya çalışıyor. O çocuğu bana savunuyor. Bak neredeyse Akgün'e... Ne Akgün'e ne? Kızım sen bizi bu duruma nasıl düşürebiliyorsun ya? Nasıl yapabiliyorsun bunu ya? Anlat. Akgün'e ne, devamını sen getir. Ben çünkü duymak istemiyorum onu. Ama bu iş burada bitmeyecek. Bak bu iş burada bitmeyecek. Çok daha sert önlemler alacağım bununla ilgili. Çok daha büyük tedbirler alacağım, haberin olsun. Ne yapacaksın daha, ne yapacaksın baba? Ne yapacaksın ya? Kelepçe mi takacaksın bana? Yağmur bir sus artık, ne olur bir sus. Tamam. Ulan Kaan dediniz, sesimi çıkarmadım. Sineye çektim. Otel odalarında kızımı el ele o herifle bulduktan sonra ben artık neye inanacağımı bilmiyorum Canan. Ama bununla ilgili bir yöntem düşüneceğim. Bununla ilgili bir yöntem bulacağım. Senin kızınla ilgili bir daha bize bunu yaşatamayacak. Ben şimdi gidiyorum. Sabah geleceğim ve bunu konuşacağız. Şimdi sen mi ifadeyi alacaksın? Altay'a her şeyi anlatmak zorunda kaldım. Akgün'ün kim olduğunu, hayatımıza niye girdiğini filan. İyi. Ne güzel. Ben ne hissetmem gerektiğini bilmiyorum Yağmur. Kızmam gerekiyor ama... Kız o zaman anne. Seni anlamaya çalışıyorum Yağmur. Biraz yardımcı olur musun bana? Ben... Hiçbir zaman hiçbir şey yasaklamadım sana bugüne kadar. Akgün hariç, değil mi? Ama haksız mıyım? Haklıyım, sen de söyledin. Akgün'le ilgili her şeyi öğrendiğini söyledin. Mektubu vermememin doğru olduğunu söyledin. Bana hak verdin. Şimdi ne oldu? Sürekli peşinden koşuyorsun. Yani çünkü kafamda bir şeyler oturmadı, tamam mı? Niye bu çocuk birden çıkıp gitti? Niye kalıp mafyoz bir insan haline geldi? Tanıdığını sanıyorsun belki ama tanımıyorsun. Tanıyorum anne. Ve haklıydım da. Ben aklımdaki soruların cevabını almak istedim ve aldım. Bu yetti bana. Aşkım, aldığın hiçbir cevap Akgün'ün peşinden koşmanı açıklayamaz. Tamam mı? Ben seni mantıklı, düşünerek kararlarını alabilen bir birey olarak yetiştirdim. Şimdi sen oradan oraya savruluyorsun. Belki de artık mantığımla hareket etmekten yorulmuşumdur anne. Babana peki bunu yapmaya ne hakkın var? Görmüyor musun adamın halini? Ya bırak. Onun tek derdi Akgün'le aramda bir bağ olması yani. Haklı ama. Haklı Yağmur. Buna da mı yasak koyacaksınız? Yasak herhalde. Sizin aranızda... Yok. Aramızda bir şey yok. Ya niye sürekli bunu sorup duruyorsunuz yeter? Yağmur Allah aşkına ya. Nasıl yok ya? Salak mıyım ben? Ne yapıyorsun? Beni mi kandırıyorsun? Kendini mi kandırıyorsun? Ne yapıyorsun? Sen acaba şu durumu tarif edebiliyor musun kendine? Zarar verecek bu sana. Benim zaten kendime tarif edebildiklerim bana yeterince zarar veriyor anne. Sen hayatının aşkının ardından koşarken nasıl yalpalanarak düştüğünü ben gördüm anne. O yüzden kendime dedim ki Yağmur bak mantığınla hareket et. Kararlarımı verirken hep buna dikkat ettim ama artık kalbim koşmak istiyor. Koşuyorum, koştum. Bunun nesi yanlış? Ya sen hayatın boyunca bu yanlışı yapmışsın. Hala yapıyorsun. İşte evet. Hayır söyle bir yanlış mı bu? Ama görüyorsun işte halimi Yağmur. Ben bu yanlışları düzeltmek için bugün hala bak görüyorsun çırpınıyorum görüyorsun halimi. Sen de bu yanlışı yapma istiyorum. Tamam anne yok biz anlaşamayacağız. Olmayacak. Tamam ben yalnız kalmak istiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.